Militanlar, Cuma günü Kobani'nin içlerine doğru ilerleyişlerini sürdürdüler. Amerikan hava saldırıları, Kürt savunmasına destek olsa da şehrin kısa bir zaman sonra IŞİD militanlarının eline geçeceği korkusu büyüyor. Katar'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü Başkanı Michael Stephens, Kürtlerin Kobani'yi bu derece korumak istemesinin güçlü nedenleri olduğunu savunuyor. Suriye'deki en büyük Kürt partisi olan PYD'nin lideri Kobani'de doğdu. Bu yüzden Kobani ile duygusal ve siyasi bir bağı var. Bu direniş aslında Kürtlerin fiili olarak kurdukları özel kantonları koruma kararlılıklarını IŞİD'e gösterme açısından büyük önem taşıyor. Londra'daki Regent Üniversitesi profesörü İbrahim Sirkeci'ye göre Kobani Kürtler için bir sınav niteliği taşıyor. Orada kendilerine yerel idareler kurdular. Bu özel yönetim adına örnek bir deneyim olacak. Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Stefan de Mistura, halen Kobani'de bulunan 700 sivilin yaşamının tehlike altında olduğu uyarısında bulundu. Türkiye'ye Kürt gönüllülerin Kobani'ye geçmelerine izin vermesi için çağrıda da bulundu. Biz kentin savunmasına kendi imkanlarıyla katkıda bulunmak isteyen Kürt gönüllülerin Kobani'ye ulaşabilmelerine kolaylık sağlaması için Türk makamlarına çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'de Kürtler Ankara'nın tutumuna öfkeli. Aynı zamanda Türk hükümetini IŞİD'i desteklemekle suçluyorlar. Türkiye'deki gösterilerde birçok insan hayatını kaybetti. PKK militanları 2012'de başlayan barış görüşmelerine kadar Türk güvenlik güçleriyle çatışma halindeydi. Profesör Sirkeci'ye göre Ankara Kürtleri güçlendirebilecek herhangi bir adımdan kaçınacaktır. If you PKK or fight ISIS today in Northern... Türkiye IŞİD'e karşı savaşırsa PKK'yı güçlendirmiş olacaktır ve bu durumda da PKK'nın elini barış görüşmelerinde güçlendirecektir. Michael Stephens, Ankara'nın Batı müttefiklerinin Kürtlerle ilgili görüşlerine katılmadığını söylüyor. They have made Türklere göre hem IŞİD hem de Suriye'deki Kürt yönetimi Türkiye için kötü. Bu yüzden IŞİD'in kazanması kötünün iyisi olarak değerlendiriliyor. Ancak Stephens, Kobani'nin düşmesinin Türkiye için yararlı olmayacağı görüşünde. Uzun vadede bunun kötü bir politika olduğunu düşünüyorum. Çünkü Suriye'de Kürtlerin daha büyük ve daha iyi savunulan iki kantonu daha var. Ve bunlar ileride Türkiye'ye dost olacaklar mı? Kesinlikle hayır. Türkiye, Suriye'ye yapılacak herhangi bir müdahalenin NATO üyelerince yapılması ve Esad hükümetini de hedefleyen bir strateji içermesi gerektiğini söylüyor. Uzmanlar ise çatışmaların daha karmaşık hale geldiğini ve kolay bir cevabının olmadığı görüşünde birleşiyorlar. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi Washington.